Yezid Rakkaşi Enes bin Malik'ten naklen anlatıyor. Şu yedi şeyi yapana bunlar ölümünden sonra da sevap getirir. 1. Mescit yaptıran kimse. Orada tek kişi olsun, namaz kıldığı sürece sevap yazılır. 2. Bir çeşme yaptıran. O çeşme aktığı, insanlar ondan su içtiği sürece onu yaptıran kimseye sevap yazılır. 3. Güzel mushaf yazan. Tek kişi olsun, ondan okuduğu sürece sevap alır. 4. Bir su kuyusu açtıran. Onun suyu devam ettiği sürece kendisine sevap yazılır. 5. Bir ağaç diken. İnsanlar ve kuşlar ondan faydalandığı sürece kendisine sevap gelir. 6. Bir ilim öğreten kimse. O bilgi kaldığı sürece ve onunla amel edildikçe onu ortaya koyana sevap yazılır. 7. Kendisinin bağışlanmasını isteyip dua eden bir çocuk bırakan kimse. Yani çocuk yararlı bir çocuk olursa, Kur'an ve ilim öğrenirse babasına sevap yazılır, kendi sevabı da eksilmez. Afiyet ve sıhhatini Allah'a isyanda tüketen kimsenin misali, babasından geriye kendisine 1000 dinar kalan kimsenin durumuna benzer. Bu kimse o dinarlarla akrep ve yılanlar satın alıp etrafına koysa ve bunlar kendisini ısırıp soksa o kişi ölmez mi? Sen ömrünü Allah'ın emir ve yasaklarına muhalefet etmekle mahvediyorsun. Bundan dolayı senin durumun doğan kuşunun haline benzer. Doğan kuşu leş arar ve bulduğu anda hemen üzerine inerek ondan yer. O halde sen arı gibi ol. Onun cüssesi küçük fakat gayreti büyüktür. Temiz ve hoş olana konar. Geride temiz, hoş bir şey bal bırakır. Bela ve sıkıntının olduğu yerlerde çok durdun. Artık Allah'ın sevgisine ulaşacağın yerlerde bulun. Bu hakikatler sana yolunu göstermektedir. Fakat gafletin kalbini öldürdüğü kimseyi başına gelen musibetler bile uyandıramaz. Nitekim aklı noksan kadın çocuğunun ölümüne ağlayacağı yerde güler. İşte sen de bu şekildesin. Gece ibadetinden ve gündüz orucundan geri kaldığın halde azaların bunun elemini hissetmez. Bu, gafletin kalbini öldürmesinin neticesidir. Hayatta olan birine küçük bir iğne battığında canı yanar. Fakat bir ölü kılıçlarla parçalansa bile bir elem hissetmez. O halde sen de kalbi ölü bir kimsesin. Hikmet meclislerinde bulun. Çünkü hikmet meclislerinde cennet kokularından bir koku vardır. Böylece evinde ve her yerde bu cennet kokusunu alırsın. Günahkar olsan da hikmet meclislerinden ayrılma. Ben günahkarım, günahı terk edemiyorum. Benim bu mecliste olmamın ne faydası olur deme. Nitekim okçunun ok atmayı bırakmaması gerekir. Bugün isabet etmezse yarın eder. Ey kişi, günah işlemekten sakın. Zira günah rızkın daralmasına sebep olur. Allah-u Teala'dan tövbeni kabul etmesini dile. Eğer tövben kabul edilirse ne âlâ. Yoksa Cenab-ı Hak'tan yardım iste ve şöyle dua et. Ey Rabbimiz, biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz. A'raf suresi. Sakın ömründen 40 sene geçip de hiç Allah'ın kapısını çalmayan kimse gibi olma. Senin hakkında en korkulacak şey, günah üstüne günah işleyerek kalbinin kapkara kesilmesi, bunun neticesinde kalbindeki iman ateşinin sönmesi ve bunlardan tövbe etmeden akıbetinin kötü sonuna neticelenmesidir. Bundan Allah'a sığınırız. Sürekli seni karalayan nefsinden de sakın. Zira o, devamlı karalamada bulunduğu halde sahibinden ayrılmaz. Şeytan ise Ramazan geldiğinde insandan ayrılır. Çünkü Ramazan ayında şeytanlar zincire vurulur. O ayda gördüğün adam öldürme, hırsızlık gibi olaylar nefsin azgınlığından meydana gelir. Nefsin günaha meylettiğinde ona Allah'ın azabını ve günahın Allah'tan uzaklaştırdığını hatırlat. Zehir karıştırılmış bir bal vereceği zarardan dolayı tatlı olmasına bakılmaksızın yenmeyip atılır.
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Dünya tatlı ve yeşilliktir." Yine başka bir hadiste şöyle buyurmuştur: "Dünya pis bir laşedir." Dünya, gafillerin yanında tatlı ve yeşillik, akıllı kimselerin yanında ise bir laşedir. Dünya, nefsin nazarında tatlı ve hoş iken, kalp ehlinin nazarında pis bir leştir. Dünyanın hoş ve tatlı olarak adlandırılması, ondan sakındırmak, pis bir leş diye isimlendirilmesi ise ondan tiksindirmek içindir. O halde sakın tatlılığına aldanarak onun tuzağına düşme. Zira bu tatlılığın sonunda mutlak acı vardır. Sana mümin kimdir diye sorulduğunda şöyle cevap ver: mümin, kendi nefsinin ayıbından haberdar olup kullardan hiçbirine kusur isnat etmeyendir. Yine sana yalnız bırakılıp hayal kırıklığına uğrayan kimdir diye sorulursa şöyle cevap ver: kendi nefsini temize çıkarıp insanlara kusur isnat eden kimsedir. Zamane ehlinin ısrarla devam ettikleri şeylerden biri de Allah'a asi olanlara yakınlık gösterip onları güler yüzle karşılamalarıdır. Şayet böyle yapmak yerine insanlar onlara surat assalardı, bu onları günah işlemekten alıkoyardı. Şayet olgunluk kapısı sana açılmış olsaydı, rezil şeylere bir daha asla dönmezdin. Hiç sarayların kapısı kendisine açıldıktan sonra çöplüklere dönen birini gördün mü? Eğer Allah ile senin aranda bir ünsiyet kapısı açılmış olsaydı, artık ondan başkasıyla yakınlık kurmak istemezdin. Şayet Allah-u Teala seni rububiyeti için seçseydi, asla senden rahmetini kesmezdi. Eğer Allah'a hakkıyla hürmet gösterseydin, seni kendisinden başkasına muhtaç etmezdi. Mahlukatın sevgisini senden uzaklaştırdığı zaman buna sevin. Zira bu Allah'ın sana yardımıdır. Günahın olduğu her yerde zillet ona eşlik eder. Sen Allah'a asi olurken o seni aziz mi kılacak? Elbette hayır. Zira Cenab-ı Hak izzeti kendisine itaat etmeye, zilleti ise kendisine isyan etmeye bağlamıştır. Bundan dolayı Allah'a itaat etmekle senin için bir nur ve izzet meydana gelir. Allah ile arandaki perdeler kalkar. Bunun aksine Allah'a isyan etmekle senin için zulmet ve zillet meydana gelir. Allah ile arana perdeler girer, seni şühüd haline ulaşmaktan alıkoyan, Allah'ın haram kıldığı sınırlarda durmaman ve mevcudat ile meşgul olmandan başka bir şey değildir. Çocuğun Allah'ın emir ve yasaklarına uygun davranmayıp günaha daldığında onu şeriata göre terbiye et, kendi haline bırakma. Bilakis masiyetten geri durması için onu asık suratla karşıla. Bir mümin günah işlediğinde en çok karşılaştığı şey ayıplanmaktır. İnsanlar günah işleyen kimseleri ya utanılacak bir duruma sokarlar ya da onu alaya alırlar. Ne var ki böyle yaptıklarında onlar da doğrudan şaşmış olurlar. Mümin günah işlediğinde büyük bir uçuruma düşer. Onu bu uçurumdan kurtarmanın yolu, çocuğun günah işlediğinde ona yaptığının aynısını yapman, yani zahirde kendisinden yüz çevirip kalben ona acıman ve gıyabında onun için dua etmendir.